Bir hayvanat bahçesi çalışanı rastgele seçtiği bir filin 30 günde ne kadar yemek yediğini gözlemlemiş. Örneklem ortalamasını 350 kilogram, standart sapmasını da 25 kilogram olarak bulmuş. Ortalama yemek miktarı için bulunan %90'lık güven aralığı 341 ile 359 kilogram arasındaymış. Aşağıdakilerden hangisi %90'lık güven aralığı için doğru bir yorumdur? diyor. Her zamanki gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Seçeneklere geçmeden soruyu doğru okuduğumuzdan ya da yorumladığımızdan emin olmak istiyorum. Bir hayvanat bahçesi çalışanı bir filin bir günde yediği yemeğin gerçek beklenen değerini bulmaya çalışıyor. Bunu filin bir günde yediği ortalama yemek miktarı olarak da düşünebilirsiniz. Bu bir sayı ve olası tüm günlerde popülasyonsa bu popülasyon ortalaması yani bir günde yenen ortalama yemek miktarı. Evet, bu olur. Hayvanat bahçesi çalışanı bunun ne olduğunu bilmediğinden 30 günlük bir örneklem ile bir tahmin yapmaya çalışıyor. Şimdi şöyle yapalım mı, bu gerçek popülasyon ortalaması olsun, yani bir filin bir günde yiyeceği yemeğin gerçek ortalama değeri. Bu durumda hayvanat bahçesi çalışanı bir örneklem alır ki buradaki örneklem 30 günlük bir örneklem ve örneklem istatistiklerini hesaplar. Örneklem ortalaması 350 kilogrammış. Bunun gerçek ortalamanın sağında olup olmadığını bilmiyorum. Örnek olsun diye şimdilik. Böyle olduğunu düşünüyorum. Evet, örneklem ortalaması. Bu arada bu birinci örneklem oluyor. 350 kilogram. Sonra da bu örneklemi kullanarak 341 kilodan 359 kiloya bir güven aralığı kurmuş. Evet, güven aralığını bu şekilde çiziyorum ama bunun gerçek ortalamayı için alıp almadığını bilmiyoruz. Az önce de söylediğim gibi örnek olması ve her şeyi gözümüzün önüne getirebilmek adına şimdilik böyle olduğunu düşünüyorum. Yüzde doksanlık bir güven aralığının amacı, ben bunu yapmaya devam ettikçe, bu birinci örneklem ve bu da birinci örneklemin aralığı. Başka bir örneklem alırsam, bu ikinci örneklemin ortalaması olsun, bunun güven aralığını da bu şekilde çizelim. Bu aralığın örnekleme göre başlangıç ve bitiş noktaları gibi uzunluğu da farklı olacak. Şimdi, şimdi yüzde doksanlık güven aralığı. Ben bunu bu şekilde yapmaya devam ettikçe güven aralıklarımın %90'ının gerçek parametreyi yani popülasyon ortalamasını içine alacağı anlamına gelir. Bunu açıklığa kavuşturduğumuza göre seçeneklere geçebiliriz. Birinci seçenekte fil seçilen günlerin %90'ında 341 kilo ile 359 kilo arasında yemek yemiş demişler. Hayır, hayır. Burada olan kesinlikle bu değil. Günlerin %90'ında ne olduğundan bahsetmediğimize göre bu seçeneği eliyorum. Ortalama yemek miktarının gerçek değeri 0,9 olasılıkla 341 ile 359 kilo arasındadır. Hmm. Bu hem ilginç hem de çekici bir seçenek. Çünkü bu örnekleme aldığımızda bunlardan birkaç tane daha alırsak bunların yüzde doksanında eğer yüzde doksanlık bir güven aralığı ya da seviyemiz varsa evet bunların yüzde doksanı popülasyon parametresini içine almalıdır diye düşünebiliriz. Bu seçenekteki problem gerçek ortalamayı neredeyse rassal bir değişken yani oradan oraya zıplayabilecek bir değişken olarak göstermesi. Yani aralıkların değil de ortalamanın değiştiğini anlatmaya çalışıyorum. Bunun için de şimdilik bir soru işareti koyuyorum. Bu yöntem tekrarlanan örnekleme ile evet bu seçeneğin başlangıcını sevdim açıkçası. Bu yöntem tekrarlanan örnekleme ile örneklemlerin %90'ında popülasyon ortalamasını yakalayan aralıklar üretir. Evet işte bu. Ben de az önce aynen bunu söyledim. Bunu yapmaya devam edersek ve %90'lık güven aralıklarımız düzgün bir şekilde oluşturulduysa aralıkların %90'ının gerçek ortalamayı içine alması gerekir. Bu seçeneği beğendim ama sonuncuyu da görmek istiyorum tabii ki. Bu yöntem tekrarlanan örnekleme ile örneklemlerin %90'ında 341 ile 359 kilo arasında değişen bir örneklem ortalaması üretir. Hayır, hayır, hayır. Güven aralığı örneklemlerin %90'ında bu değerler arasında bir örneklem ortalaması üreteceğimiz konusunda bir kısıtlama getirmez.